saatleri iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi, İlçe Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Başkanımızla aranızdayız. Bu bir siyasi seçim çalışması değil. Bu belediyemizle halkın arasındaki görüş alışverişi, günlük olayların değerlendirmesi, yapılan icatlarla çalışmalarla ilgili bilgi vermek, sizin de kafanızda takılan sorular varsa bilmek istediğiniz bunlar hakkında bilgi vermek. Belediye Başkanımız bu konuda size açıklama yapmak istiyor. Bu tamamen sıcak bir atmosferde, samimi bir ortamda çaylarımızı içerek yapacağınız bir konu. Hiçbir şekilde çekinmeyin. İsteyiniz kafanıza takılan bir soru varsa bunları sorun, biz de cevaplayalım. Başkanım buyurun. Hepinize iyi akşamlar. Ben ilk olarak size bir selam getirdim. Bugün Aydın'da Kamil Ay abimizi ziyaret ettik. Biraz rahatsızlık geçirdi. Şu anda durumu daha iyi. Bugün akşam buraya geleceğimizi öğrenince herkese selam söylememi iletti. Ben de üstümde kalmasın. Selamı var kendisine. Benden önceki belediye başkanımız Osman Aydın'ın milletvekilliği adaylığından dolayı istifa etmesinden sonra 2011 yılı Mart ayında belediye meclis üyelerimiz tarafından belediye başkanı olarak, dönemin sonuna kadar belediye başkanı olarak seçildim. O günden beri görevimi sizlere layık bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Göreve ilk geldiğimizde meclis üyelerimizle oturduk ve önümüzde Çin'in eksiklerini bir sıraladık. En önemli ihtiyaçtan en az ihtiyaca kadar bütçemizin de el verdiği şekilde projelerimizi sıraladık. Bunların en başında uzun yıllardan beri eksikliğini çektiğimiz düğün salonu, düğün yapılacak hem açık hem yazlık hem kışlık alan ihtiyacımız vardı. İlk olarak hemen düğün salonu ihtiyacımızı gidermek için Şehrer'deki karşıda çıkarkenki 11 dönümlük araziyi seçtik. Başladık, bitirmek üzereyiz. Çok az bir işi kaldı. Onun haricinde pazar yerimiz uzun süreden beri yenilenmemişti. Bir pazar yerine ihtiyacımız vardı. Bütün yollarda meyve sebze satılıyordu, yollarımız kapanıyordu. Bu ihtiyacımızı gidermek amacıyla da kapalı pazar yeri inşaatımıza başladık. Herhalde Şubat ayı sonunda orada da yazın güneşten, kışın yağmurdan, soğuktan korunacak ailelerimiz veya bizler onu da faaliyete sokacağız. Onun haricinde itfaiye binamız çok eskimişti. Cevap vermiyordu artık sorunlara. İtfaiye binamızı yenilemek için eski büs fabrikasının olduğu yere itfaiye binası ihtiyacımızı başlattık. Sarıoğlu Parkımız uzun süreden beri Sedat Taşan Parkı tadilat görmemişti. Ve o mahalle, Sarıoğlu Mahallesi pek kendi içinden çıkmayan, aynı şekilde Soğancılar Mahallesi de, bizim bir Kuvayi Milliye Parkımız var ama mahallemize çok uzak kalıyor. Hem de Sarıoğlu Mahallesi'ne çok uzak kalıyordu. Sarıoğlu Parkı'nı yenileme çalışmalarına başlattık. Bir iki ay içinde orası hazır olacak. Kalabakçayı ıslah çalışmamızı yapmıştık. Ancak yeşillendirme, ağaçlandırma ve fitness aletleri koymamıştık. Ona başladık. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bu süre içinde yaptıklarımız bunlar. Yapamadıklarımız derseniz yapamadıklarımız da var. Mesela sularımız hala arada sırada çamurlu akıyor. Bunun sebebi sular patladığında tekrar açtığımızda suları kesiyoruz. Suları tekrar açtığımızda basınçla gelen su yıllardır boruların çeperlerine yapışmış olan toprakları koparıyor, getiriyor. Biz tahliyeler vererek çeşitli yerlerde bunu engellemeye çalışıyoruz ama esas sorun bu boruların günümüz sistemine uygun olarak P boruyla değişmesi. Bunun için İller Bankası ile görüşüyoruz. Şu anda Çin'in su projesini çiziyorlar. Eğer İller Bankası'ndan çizdiğimiz su projeyle yaparsak bunun %50'sini hibe olarak aldık İller Bankası'ndan. O yüzden İller Bankası'na yaptırıyoruz. Tabii bu su projemizde su borularımızı başından sonuna kadar değiştirdikten sonra da en son işimiz yollarımızdaki taşlarımızı değiştirmeye geliyor. Yollarımızda biz de bilincindeyiz. Yer yer çok yerde bozukluklar var. Ama şimdi bizim bir pazar yerimiz yokken, bir düğün salonumuz yokken taşları nasıl olsa çamura basmıyoruz. O öncelikli değildi. Benim şu anda aklıma gelen bunlar, sizin sorduğunuz, bizim eksik yaptığımız, yapamadığımız, yanlış yaptığımız bir şeyler varsa bizi hatırlatın, düzeltmeye çalışalım. Veya sormak istediğiniz ne varsa hepsine ben cevap vermeye hazırım. Müsaade ederseniz oturayım da, buyurun. Başkanım, o şeyimize şey yapsak olmaz mıydı? Araba şeysi altına daha güzel olmaz mıydı yani? Pazar yerimize.
Pazar yerinin altını otopark olarak diyorsunuz. Evet, düşündük, pazar yerinin altını otopark yapmak için biz bu projelerimizi hazırlarken gerekli kurullarımızla, meclisimizle de alma oturduk, toplantılar yaptık. İlk olarak bizim de aklımıza gelen altının otopark olarak yapılmasıydı. İnsanların alta gelip arabayı park etmesi ve hafta içinde de araba park yeri olarak kullanılmasıydı. Ancak maliyetini otoparkın pazar yerinin maliyetini ikiye katlıyordu otopark. Maliyet katılacak, biz otopark yapmayacak mıyız? Onu da yaparız ama o otopark sadece haftanın bir günü kullanılacaktı. Sadece perşembe günleri kullanılacaktı. Diğer günler zaten biz pazar yerimizi otopark olarak kullanacağız. Onda bir sıkıntı yok. Yukarısı boş dururken kimse gelip aşağıya park etmez. Biz haftanın 6 gününü yukarısını otopark olarak kullanacağız. Sadece bir gün için iki kat maliyetini çıkarmak istemedim. Bir de orası kentin çok da merkezi değil. Yani perşembe günü tamam kalabalık oluyor ama oraya yapacağımız yer altına otopark masrafını taksi durağına yapalım diye düşündük. Geçen bir toplantıda da bahsetmiştim ben. Basında yanlış anladı arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Biz taksi durağını otopark yer altına otopark olarak düzenleyeceğiz. Yer üstünde hiçbir şeyimiz olmayacak. Yer üstü sadece havuz, park, insanların oturabileceği şeyler olacak. Yani oraya biz şehrin en güzel yerine, en meydan yerine gelip üst kat, yer yüzünde bir otopark yapmayacağız. Orada yaptığımız otopark yerin altında olacak. Pazar yerine harcayacağımız o yer altına otopark yerini taksi durağını düzenlemesinde kullanacağız. Orası daha merkezi. Yani hiç kimse, yani çok az kişi postanenin arkasına gidip arabayı bırakıp Ziraat Bankası'na veya Akbank'a gelebilir. Ama taksi durağına bıraktığında daha rahat ulaşır diye o parayı oraya harcayacağız. Pazar yerinin altında otopark yapmamamızın sebebi buydu. Derbelerimizin bugün halinin işlere ihtiyacı olduğuna çok kişiler biliyor. Bunu el alır. Bugün hali işlere ihtiyacı var. Zahir'in kedi köpek vesaire fare sokak için çarşın şehrin o kendine. Zahire pazarımızın şehrin çok merkezinde kaldığının artık değişmesi gerektiğinin biz de farkındayız. Orasıyla ilgili çok güzel bir projemiz var. Bu yaza yetiştireceğiz büyük ihtimalle. Oraya bu sahil şeridi gibi yapmayı düşünüyoruz. Hatta orası kazıldı, görmüşsünüzdür. 2013'ü bekledik, ihalesine çıkacağız. Oraya 15 metreye 1500 metrekarelik, 15 metreye 100 metre uzunluğunda bir havuz yapacağız. Orada çocuklarımız, gençlerimiz havuza girecekler. Önünde de bir kumsal olacak. Şu anda Zahire Pazarı'nın olduğu yerdeki dükkanları da kafeterya veya öteki dükkanlar şeklinde düzenleyip... Bu bahsettiğiniz yeri nereye tanzim ediyorsunuz? Zahire Pazarı'nın olduğu yeri. Ben Zahire Pazarı'nın bugünkü durumuna işlere ihtiyaç var diyor. Oradan kaldıralım diyor. Ben de onu söylüyorum. Zahire Pazarı'nı oradan kaldırıp orayı bir çarşı merkezi gibi yapacağız. Orayı dinlenme testi. Dinlenme testi gibi. Gençlerin, ailelerin gelip gezebileceği bir yer yapacağız. Yani değişen yere Zahirepazar dedi. Zahirepazar'da o zaman neler soruyorsun? Zahirepazar'ın şehir dışında başka bir yere taşıyacağız artık. Yani orada zaten bir tek... Birkaç arkadaşımız var. Şu şeyler var ya, tekel... Depoların olduğu yerler. Depolar var ya. Olur, olur. Değirmenler falan oradan kaldırılacaklar. Tabii tabii. Değirmenler çok merkezde kaldı artık. Onları biraz daha şehir dışına taşımamız gerekiyor. Başkanım, bir de çarşının içerisinde bir an önce dükkanlar var biliyorsun, saçaklar dökülmüş. Çok kötü. Çok kötü. Yani dışa denk gelen bir insan çok ayıp oluyor. Yani kişiler olarak vallahi utanıyorum yani. Bunun için bir şey düşünmüyor musunuz? Yani? Ya esasında bakın, o kadar çok eksiğimiz var ki düşündüğümüz. Siz onu söylüyorsunuz, ayrıca o çatılardan akan şeyler var, çıkan borular. Yağmur suyu boruları, onları da bir ele almamız lazım. Bir metre boru çıkmış, her yağmur yağdığında oradan aşağıya gelen geçiş üstüne su akıyor. Halbuki onların şöyle aşağıya kadar indirilmesi lazım. Çatıların özellikle çarşı merkezinde, özellikle ayakkabıcıların bulunduğu kısımda teneke çatılar var birer metre. Yarısı kopmuş, yarısı sallanıyor. Dükkan sahibine rica edip biz ya kendin yap diyoruz ya biz yapalım. Hiç kimse de ne kendisi yapıyor ne bize yaptırıyor. En son ben o çatıyı Serterler'in dükkanı vardı köşede. Pelin Eczanesi'nin karşı köşesinde. Biz kendimiz rica ettim, tamam madem gelin sökün dediler, biz kendimiz söktük. Haklısınız, onların sökülmesi gerekiyor bir an önce. Başkanım, gece saat 2'de oraya küreden Hakem Tayyip Bey oraya, şöyle ya. Ondan sonra halk bana dayamasın greyderi. Başkanım, bir de elimizde hazır olan Cumhuriyet Parkı kaderine terk edilmiş bir vaziyette. Kurumayı yüz tutmuş. Evet. Her taraf virane. Bu hazır elimizdeki şeye
Kaybetmeyelim. Kaybetmeyelim. Artı bugün hayvanbazlarımızda bir yerde yabancı misafirimiz oturuyor, sandalyemiz yok. Hayvan pazarında, şu anki hayvan pazarında kahvehane falan açık, restoran açık orada. Açık da sor hayvancılar, bana öyle değil mi? Kahvesi, hayvan pazarı. Oturacak sandalyemiz yok. Öyle bir yabancı misafirimiz yok. Sandalye yok açıkçası. Tamam. Şey yapalım. Bunlar hazır. Yani, hazır, masa da aynı. Hazır tesislerimiz bunlar. Sayın Başkanım. Ya eski sandalyeleri masaları götürmüş herhalde. Şimdi biz... Farkımız çok bir kişiler acısı durumda. Bizim yaptığımız kendi sosyal tesislerimizde, bu hayvan pazarı da, Cumhuriyet Parkı da bunun içinde, Atatürk Parkı da içinde, Sarıoğlu Parkı da içinde, hepsini biz müstecire vermişiz, kiracıya vermişiz. Ha, kiracıya vermeyelim mi? Verelim. Ama kiracı ilk içine girenin haklı olarak tek derdi para kazanmak. Zaten onun için giriyor. Yani az masraf edecek, çok para kazanacak. Hakkı da yani, ben onu da şey yapmıyorum. Her, hepimiz, onlar bir şey demiyor. Hepimiz bugün... Hepimiz bugün, hepimiz bugün çok para kazanma derdi, az masraf edip çok para kazanma derdindeyiz. Ama ben belediyenin tesislerinin sadece bir para kazanma amacı olarak değil, belediyenin kendisinin işletip bir sosyal tesis. Yani oradan hizmet verecek, oradan para kazanma şeyi gütmeyecek. Ha, bunu nasıl yapabilirsin? Belediye olarak kendimiz çalıştırırsak yaparız. Biz bunu nerede yapıyoruz? Kuvayi Milliye Parkı'nda yapıyoruz. Gidiyorsunuzdur, Kuvayi Milliye Parkı'nda yerde bir tane çöp yoktur. Her yer masalar, sandalyeler düzenlidir. Ama müstecire verdiğimiz, kiracıya verdiğimiz Cumhuriyet Parkı çok talihsiz bir park bence. İlk yıllarını çok güzel geçirmiş. Bu halk, buradaki halk özellikle öyle bir yere ihtiyaç varmış. Gitmişler, şey yapmış ama ondan sonra araya kış girmiş. Kış girince içindeki kiracı para kazanamamış. Para kazanmak için başka şeyler yapmış, oyunlar oynatmış falan filan biliyorsunuz yani. Sonra da aileler gitmemeye başlamış. Şu anda orası kirada ve sadece düğün için kullanılıyor. Yazları senede 3 tane düğün olacak. Onun için kullanılıyor. Düğün olacak da şimdi yetişen ağaçlara kurulur mu canım? Ama şöyle, kiracıdaydı. Ben hatta geçtiğimiz hafta içinde içindeki kiracıdan ya çık buradan ya da tamamen düzgün işlet dedim. Tamam çıkacağım dedi, dilekçesini verdi. Şimdi park bize geçtikten sonra biz oranın tekrar tadilatını yapacağız. Orayı da elden geçirip kendimiz işletmeye devam edeceğiz orayı da. Yani ben de hazır bu elimiz mevcut olan bir şey. Hazır yapılmış. Doğru, haklısınız ama kiraya verince içinde kiracı varken kiracıya sen çekil ben burayı düzelteceğim, boyayacağım, camını değiştireceğim diyemiyorsunuz. Kiracıdan yapmasını bekliyorsunuz. O da yapmayınca öyle virane bir şekilde kalıyor. Bakın şehre düğün salonu yaptık. Gidin görün her yer yemyeşil, tertemiz ama kendimiz işletiyoruz. Başka sormak isteyen... İsmail Hocam, nedir mahallenin durumu? Mahallenin temsilcisi sensin. Her müsaadenler olarak hepimiz. Bir de benim aklıma gelen, basında daha önce çıkmıştı. Bazı dedikodular oldu. Adliye binasının yeri düşünülüyordu. Adliye binasının yeri biz Çin'e belediyesi olarak hazineye devrettik. Cumhuriyet Parkı'nın yanındaki boş alan. Biz bundan aylar önce hazineye devrettik. Şu anda hiç bizle alakası yok. Cumhuriyet Okulu'nun karşısı değil mi? Karşı. Cumhuriyet Okulu'nun çapraz karşısı oluyor. Şu anda orası para gelmesi ve yapılması bizden çıktı yani. Evet. Biz oraya şey yaptık, oranın yeri kesinleşti. Şimdi zaten adliyeden sonra yapılırsa Cumhuriyet Parkı'na bizim kesinlikle bir elden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü şehrin dışı orası, oraya adliyeye gelen, savcıyı bekleyen, hakimi bekleyen, ailelerin, avukatların oturup kalkabileceği bir yer de yok orada. Orada Cumhuriyet Parkı'nı hem insanların beklemesi için hem dinlenmesi için orayı ayarlamamız gerekiyor. Vallahi bir de başkan, ben her zaman söylüyorum ama biz şurada hasbelkader oturuyoruz şu mahallede Soğanlılar olarak. Bizim şu Soğanlılar merkezi burası. Evet. Burayı bir gözden geçirin. Tamam, biz gözden geçirdik ama elden geçiremedik. Gözden de geçirin, elden de geçirin. Elden de geçireceğiz. Çünkü herhangi bir toplantı burada oluyor sadece. Oluyor. Ve dışı Ankara'dan veya diğer yerden, içeriden gelen misafirimiz burada otururken şu etrafa baktıkları zaman uygun değil yani. Doğru. Köyde mi oturuyoruz, şehirde mi oturuyoruz belli değil. Şimdi bizim... Bütçelerimiz var. Yani bütçelerimizi yılbaşından önce belirliyoruz. Biz buranın bütçesini, yani buraya ayıracağımız parayı 2013 bütçesinin içine koyduk. 2013 yılında bu Soğancılar Mahallesi'ndeki kahvehanelerin meydanı düzenlenmiş olacak. Yani biz burada size oy istemeye geldiğimizde bu meydanı hatırlatacağız tabii. Hatırlatmayacaksınız, teşekkür edeceksiniz meydan oldu diye. Bir de arkadaşlara ben bütün şehir hakkında
bilgi verirseniz memnun oluruz. Bütün şehir. Bütün şehir hakkında bilgi vereyim ben bildiğim kadarıyla sizlere. Biliyorsunuz hepimiz hükümetimizin aldığı bir kararla 13 il, bunların içinde Aydın da var. Bütün şehir oluyor. Büyük şehir olmuyor. Bütün şehir oluyor. Büyük şehirden farkı şu. Büyük şehirlerde mesela İzmir, Denizli gibi, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyük şehirlerde belli bir kilometre şeyi var. Diyorlar ki merkez neresi? Taksi durağı. Taksi durağından 5 kilometre çizdik, bunlar ilçeye bağlanacak. Bu büyük şehir şeyi. Ötekiler gene kendileri ilçe oluyorlar veya belde oluyorlar, köy oluyorlar. Ama burada bütün şehir geçirince hiçbir köyümüz kalmadı. Topçam'da, Alabayır'da, Akçova'nın Sarıköy'de Çile'nin mahallesi olacak. Çile Belediyesi Akçova'ya da, Sarıköy'e de, Topçam'a da, Alabayır'da, Kavşta da Çile Belediyesi hizmet götürecek. Yani burada köyler için iyi mi? Bir bakıma iyi. Artık ne diyecek? Köylü ben büyük şehirliyim diyecek. Ben bütün şehirliyim diyecek. Ama cebine giren para değişecek mi? Kârı artacak mı? Artmayacak. Eksilecek mi bir şeyler? Eksilecek. Çünkü siz şimdi köyde bir tane dam yapıyorsunuz, ahır yapıyorsunuz, alıyorsunuz kriketli, çimento, yapıp geçiyorsunuz. Ama bundan sonra bunu yapamayacaksınız. Gideceksiniz Çin'e belediyesine veya Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne, çizdireceksiniz projenizi, başvuracaksınız, ruhsatınızı alacaksınız, kanalizasyon parası yatıracaksınız. He, bunda ilk 5 yıl demişler, arka arkaya 3 sene seçim var, yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı, genel seçimler. Şu köylünün yatıracağı vergiler bizim ayağımıza dolanmasın. 3 tane seçimi atlatalım. 5 yıl müsaade edelim köylüye. 5 yıl boyunca sizden su parası alınacak. Köylüden su parası alınacak. Ancak ruhsat alınacak. Ruhsat için olan ruhsat için para alınmayacak ama ruhsat çizilecek. Vergiler alınmayacak. Harç ve vergiler alınmayacak ama su parası 5 yıl boyunca alınacak. 5 yıl sonra artık köylü de kanalizasyon parası, katı atık parası, ruhsat harcı, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ödemeye başlayacak. He, para var, huzur var, ödeyebiliriz dersiniz. Ama kimse çıkıp da bizim her köyümüzdeki her evin bahçesinde aşağı yukarı bir tane büyükbaş, iki tane büyükbaş hayvan vardır. Köylümüz zaten geçim kaynağı o. Onun ineği var, sütünü sağıyor, peynir yapıyor, çocuğuna içiriyor. Bu şekilde geçiniyor. Hiç kimse, gel sorun. Bu hayvancılık ne olacak? Acaba bizim evlerimizin bahçesinde, köyde, evimizin bahçesinde bu hayvanlara bakabilecek miyiz? Benim bildiğim kadarıyla bakamayacağız. Akçova'da, Altınabat tarafında, Çin'de de Saraçlar tarafında hayvan entegre tesisler yapılacak. Yani artık küçük baş hayvancılık, küçük baş diyorum, küçük hayvancılık, 1, 2, 3 baş, 5 baş hayvancılık yapanlar kendileri yapamayacak. Bunlar büyük baş hayvancı, büyük hayvancılığa yönelecek. Yani 100 hayvanlık, 100 baş hayvanlık damlar olacak. Benim en çok çekindiğim konu bu. Çünkü biz başka köylerdeki gibi, başka ilçelerdeki gibi gelir kaynaklarımız yok. Biz hayvancılık yapıyoruz, çiftçilik yapıyoruz. Sebze, mısır, eskiden biliyorsunuz tütün vardı. Ben çocuktum hatırlıyorum. Çiçine tütünden geçinirdi. Tütün yok artık. Sonra pamuktan geçinmeye başladı. Ben esnaf çocuğuyum, hatırlıyorum, beyaz eşya işi yapıyoruz. Pamuk para etti mi, hemen köylü gelir, çeyizlerini alırdı. Daha küçücük kız ilkokula gidiyor, çeyizlerini alır. Çünkü para kazanıyor. Para kazanıyor, onu, o 5 yaşındaki, 6 yaşındaki, 7 yaşındaki kızını düşünecek şeyi var, ekonomisi vardı. Ama bugün şimdi mısır ekiyoruz artık, pamuk da kalmadı, mısır ekiyoruz. Mısır harcadığımız para, sattığımız parayla 3 aşağı 5 yukarı aynı. Değil çeyizleri almak, geçinme, okuluna gidecek açlık parasını köylümüz zor verir duruma geldi artık. Bir de hayvanımızı elimizden alırlarsa işte o zaman çok sıkıntı çekmeye başlayacağız. Ben bu konuda sıkıntılarım var. Bu konuda gerekli cevabı alamadım. Hayvancılık, evdeki, bahçemizdeki hayvancılık devam edecek mi, etmeyecek mi diye. Bunu öğrendiğimizde daha net bir fikre kavuşacağız. Ama artık bütün şehirli olduk, büyük şehirli olduk. Gittiğimizde övünebiliriz yani. Olduk da sizin belediyenin hizmetleri de zaten Çin'in 65 köyüne dağılacak yani. Şöyle bir şey de var bakın. Bizden Aydın su işleri, mezarlıklar, çöp, park bahçe bizde kalıyor, itfaiye. Bunlar bizden çıkıyor, Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyor. Yani bizim Vezde'de Bircan abi var veya Adnan abi var. Biz olduğu gibi o personeli, su işlerinin personelini
olduğu gibi Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devredeceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi artık çilenin, suyunun, kanalizasyonunun, çöpünün, itfaiyesini onlar hizmet vermeye başlayacak. Oradan bir arıza olursa yani biz Aydın arayacağız. Merkez orası orada. Hayır. Burada belki bir şube şey düşünebilir. Ama burada en büyük sıkıntı şu olacak. Şimdi siz suyunuz patladı mı geliyorsunuz belediyeye. En yakında görüyorsunuz. Kimi gördünüz veya muhtarıma söylüyorsunuz. Muhtarım direkt arıyor. Veya elektrikler kesince muhtarım gece arıyor. Kimi muhatap bulacaksınız? Hangi şeyi? Biz her gün yüz yüze baktığımızdan gece de olsa, gündüz de olsa ekibimizi çıkartıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama büyükşehirden gelecek kişiler bu kadar yaparlar mı bilmiyorum. Onu da yaşayıp göreceğiz. Arkadaşlar burada Denizli arıyor. Pardon burada. Kaç kere arıyor. Burada Denizli arıyoruz. Geliyoruz. 200 sonra geliyoruz. Ama her halükarda ilk 5 yıl sıkıntılı geçecek. Yani hem bizler işi öğrenene kadar hem halkımız uyum sağlayana kadar büyükşehir işine biraz sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Başkanım, başkan hakkı verseniz sevinirim. Bugün ben sizin için geldim. Bütün sokakları sizin. Hocam dedi ki, mahallenin merkezi burası. Çok güzel. Ve şu mahalleden, şu halkın arasında kimse yok burada. Hep oradan geliyor. Hep oradan geliyor. Burada birkaç evin sahibi. Şuraya bir köprü yaptınız Allah razı. 20 metre kadar yol. Öte doğru. Yol. Devlet var da öteye doğru. O da ötesi. Biz buraya merkezde geliyoruz üstümüzün başımızın çamurundan. Giderken de öyle. Orayı bir gönder olur. Neresi? Soğancılar'da Şam taraf diyordunuz. Köprü yaptınız mı? Caminin yanı köprü mü? Caminin yanı. Soğancılar Şu caminin yanındaki yeni yapılan köprü. Evet. Şehirsel köprüsü. Evet. O köprüden sonra 20 metre yol yapıldı. Ötesi. Başka. Tamam bakayım ben. Karayip yolunu mu diyorsun? Karayip yolunu mu diyorsun? Caminin yanından başlıyor. Karayip yolu mu? Karayip yolu mu diyor? Bozuk. Bahsetti zaten. Karayip yolu. Evet. Karayip yolu. Buraya merkezine arkayacağız. Oradayız. 99 seçimde de çamurlar içine boşturdum. Cumhuriyet mahallesi de görüyor musun? Bırakın açın bunları. Bu nasıl olabilir ya? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş değil. İlk olacak işim var. Ben her gün geldim buraya. İlk göz batan yere yapılır. Göz yap. Nereye batıyor oraya yapılsın. Nasıl? Tabii herkes kendi kullandığı yolu görüyor. Başka yolu görmüyor. Oradaki sorunları görüyor. Haklı. Göz batan yeri yaparsın. Doğru. Şeyde, şu anda belediyenin oldu. Eski Emlak Bankası'nın olduğu yer belediyenin şu anda. Evet. Emlak Bankası'nın binasını olduğu gibi kabulaştırmış. Akbank dönüşümde orada. 3 ay Akbank'a kiraladı. Akbank çıktıktan sonra meclis üyesi arkadaşlarımızla oturup oranın yıkımı için bir karar alacağız. Ne zaman yıkarız? Nasıl şekilde yıkarız? Orayı olduğu gibi meydan şeklinde açacağız. O şey Yavuşoğlu rahmetli binanın etrafında dükkanlar kalacak. Oradaki bize ait olan dükkanları zaten yıkacağız. Yıkacaksınız. Ama meclis üyesi arkadaşlarımla oturup konuşuyoruz. Tabii kom. Sadece dükkanları değil, acaba diyoruz Yavaşoğlu'nun binasını da kamulaştırıp orayı olduğu gibi açsak daha iyi olur mu diye. Ama onun şeyindeyiz. İstimlak para. Zaten o Yavaşoğlu'nun binası. Kaç taraftan beri Mehmet Amca belediye meclis üyeliği? 84 yılında. Kadrolu gibi olmuş öyle. Bize 99'dan bir tane var. Bizde var da patla. 2004 resmiyet. Sadece isteyelim, diğer kahvelere de geçeceğiz. Vansa son sorusu olan, yine kafanıza takılan. Biz iki kahve daha geziyoruz bu geceler. Aynı anda Soğancılar da geldiğimiz için. Cami işi ne oldu? Cami şeyi var. Yaptırma derneği. Cami yaptırma derneğimiz kuruldu. Timur Çinler de dernek yöneticilerimizden hem şeyimiz. Bu ay sonu, bu aya yetişmedi oranın şeyi. İmar değişikliği gerekiyor. Cami bu Zunoğulları yeni taraflarında daha merkezi bir yere geldi. Şimdi ben o caminin şeyini anlatayım. Ben çünkü daha doğrusu şeyden başlayayım. Ramazan'dan önce öbür tarafa nasılsınız var? Şey ya Gölbaşı Camii. Sonra biraz daha bu tarafı çekilse daha mantıklı olmaz mı acaba? Şimdi şöyle Ramazan ayından önce Yüzbaşıların orada bir parkımız var ya, basket sahalı bir parkımız var.
şeyde oradan halk geldi. Dediler ki bizim bir yakın camimiz Şevler, öteki yakın camimiz Gölbaşı. Ama biz gidip başka mahallede namaz kılmak istemiyoruz. Biz teravih namazımızı kendi mahallelerimizde, eşimiz, dostumuz, ailemizle, çoluk çocuğumuzla kılmak istiyoruz dediler. Basket sahasında biz açık havada namaz kılabilir miyiz dediler. Ben dedim ki bizim açımızdan sakıncası yok ama ilk önce Müftü Bey'e soralım. Müftü Bey'e sorduk. Müftü Bey de tamam dedi, bir sakıncası yok dedi. Orada Ramazan ayı boyunca teravih namazını kıldılar. Ben de bir gün ziyaretlerine gittim vatandaşımızın. Ya dediler biz burada eş, dost, mahalleli, bir de her teravih namazından sonra çay demliyorlar, orada oturup muhabbet ediyorlar. Dışarıdan insanlar gelmeye başlamış. O park kalabalıklaşmış. Hoşlarına gitmiş. Ya dediler biz buraya cami istiyoruz. Tamam dedim, ben gider gitmez hemen cami yeri size söz veriyorum, ayarlayacağım. Ben o sözü verir vermez ertesi gün eski hocalarımızdan birisi başkanlığında hemen derneği kurmuşlar. Herhalde sözü aldık, fazla arası uzarsa vazgeçer diye. Bir hafta sonra geldiler, dediler sen söz vermiştin bize, cami yeri göster. Açtık planlarımızı. Planlarımızda cami yeri olarak Şehler Köprüsü'nün yanındaki trafonun bitişik yeri vardı. Müftü Bey, o dernek başkanımıza dedik yerimiz, cami yerimiz burası. Dediler ki biz şeyde istiyoruz yani, merkezde istiyoruz. Burası Şehler, ha bu Şehler Camisi, ha burası. O zaman dedik burada yapabileceğimiz ne var? 2-3 tane yeşil alanımız var. Biz bu yeşil alanlarımızdan birini beğenirseniz de cami yeriyle yeşil alanı takas edelim dediler. İlk planda Özden Acılar'ın arsasının olduğu yeri biliyor musunuz? Recep abi'nin çapası. Dönme hocanın yanında. Orada hani çıkmaz sokağın geldiği bir yer var. İlk olarak orası olarak, orası da yeşil alan, orası olarak düşünmüştük. Ancak ondan sonra Müftü Bey çay kenarı diye öteki incirlik tabir ettiğimiz yeri beğendi. Oradan Müftü Bey'in ve derneğin talebiyle biz orayı verme şeyi aldık. Ama şu an için vermiş değiliz. Bu konuda mahallelerimizden ve halkımızdan bir talep gelirse yerinin şeyiyle ilgili gene Müftü hocamızla konuşuruz. Bizim orayla şeyimiz yok da biraz daha çekiliyoruz. Daha merkezi bir yer olur. Evet. Bilmiyorum. Biz kendi arkadaşlarımız arasında da konuştuk. Daha merkezi bir yer olur diye konuştuk ama sonuçta Müftü Bey mahalleli ne istiyorsa biz... Çayın öbür tarafı nasıl olsa Gölbaşı. Bir Gölbaşı var ya. Evet. Onu gene Müftü Beylerle konuşup, dernek yöneticilerimizle konuşup buyurun biz şey yapmıyoruz yani, kıskanmıyoruz hiç bu alanımızı. Böyle kamusal işler olduğu sürece biz her zaman kapımız açık. Bundan sonra da okul, cami, ne tür hayır işi yapmak isteyen varsa tüm belediyemizin her tapulu malı ona açıktır. Buradan da söyleyelim, bu tür kamuya fayda sağlayacak cami, okul, sağlık ocağı, hastane, ne gerekiyorsa biz değerlendiririz meclis arkadaşlarımızla, tüm teklifleri açığız eğer hayırsever vatandaşlarımız varsa. Yani. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir sohbet olmuştur, memnun olmuşsunuzdur. Bir de bu çalışmalar bu gezden devam edecek. Başka bir teşkilatçı ilişkileri var. Çile Belediyesi meclis üyeleri var. Belediye başkanımız var. Bu bir siyasi çalışma değil. Bu tamamen halkın içerisinde halkın dertleri, sorunlarını, tavsiyelerini, ilişkilerini tutamıyor. Belediye çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlamak. Bununla ilgili soracağınız her türlü soruya belediye başkanımız cevaplandırmaya çalışacak. Kafanızda ne varsa sorun. Cevap vermeye çalışacağız. Bu siyasi bir çalışma değil. Tamamen boş sohbet, sıcak bir ortam. O projede başkanım. Teşekkür ederim. Ben hepinize iyi akşamlar diliyorum. Biz arkadaşlarımızla konuştuğumuzda hep seçimler zamanı geldi mi diyoruz ki bu dönem söz verelim. Sadece seçim dönemi gitmeyeceğiz mahallelerimize. Seçimden sonra da en az senede bir kere mahallelerimize uğrayacağız diye konuşuyoruz. Ama gerçekleştiremiyorduk. Kendi aramızda oturduk, konuştuk. Sadece seçim zamanı değil, seçimlere uzun süre kalmış. Zamanlarda da sizin yanınıza gelip neler yapabileceğimizi, sizlerin dertlerini dinlemek için bu toplantıları yapmaya karar verdik. Yaklaşık 2 aydan beri her hafta bir kahvemizi dolaşıyoruz. Bazen 2 kahve oluyor ama bu sefer ilk defa 3 kahve olacak. Burada 3 kahveyi bir arada ziyaret etmek istiyoruz. Ben hepinizin de bildiği üzere Osman Aydın'ın
2011 seçimlerinde milletvekilliğine adaylığını koymak için istifa etmesinden sonra meclis üyesi arkadaşlarımla arasından dönem sonuna kadar 2014 Mart ayına kadar belediye başkanı olarak seçildim. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediye meclis arkadaşlarımızla oturduk. Çile'nin sorunlarının en önemlilerini kararlaştırmaya karar verdik. En önemli sorunumuz düğün salonu eksikliğimizdi. Çünkü bir 200 metrekare nikah salonunda bütün düğünlerimizi orada yapmaya çalışıyorduk. Düğün salonumuzu, projemizi çizdirdik. Şehlere düğün salonumuzu yaptırdık. Siz de görmüşsünüzdür. Çok az kış kaldı. Yazlık yeri bitti. Kışlık yerinde çok az ses tesisatı, iç düzenlemeleri kaldı. Onun haricinde pazar yerimizle ilgili sıkıntımız vardı. Pazar yerimiz kötü durumdaydı. Hemen pazar yerimizle ilgili projelerimizi çizdirdik. Onda da görmüşsünüzdür. Pazar yeri çalışmalarımıza, tadilatımıza başladık. O da yaklaşık 1-2 ay içinde bitecek. Şehrimizin içinden geçen, özellikle mahallemizden geçen Kalabak Çayı kötü bir durumdaydı. Onun uzun süreden beri duvar ıslah çalışmalarını yapıyorduk ama bir türlü yan düzenlemelere geçememiştik. Ona başladık. İlk önce Hamidabad Mahallesi'nden, Sarıoğlu Mahallesi tarafından köprünün, İtalyan Köprüsü'nün aşağısında kalan kısımdan başladık. Yaza kadar, buraya kadar geleceğiz. İtfaiye binamızla ilgili sıkıntılarımız vardı, çok eskimişti. Çok merkezde kalmıştı. İtfaiye binamızı eski bir fabrikamızın olduğu yere taşıyoruz. Yollarımızda döşenmemiş yerlerimize yollarımızı döşüyoruz. Sarıoğlu Parkı'nda bir tadilat çalışması gerekiyordu. Sarıoğlu Parkı'nı ele aldık, orayı yeniliyoruz. Bundan sonra da Cumhuriyet Parkı'na sıra geliyor. Cumhuriyet Parkı'nı da Sarıoğlu Parkı'ndan çıktıktan sonra Cumhuriyet Parkı'nı ele alacağız. Benim ilk planda anlatacaklarım bunlar. Ben sizin sormak istediğiniz her türlü soru varsa veya eksik gördüğümüz, yanlış gördüğümüz tarafınız varsa tüm eleştirilere açığız. Sizlerden dinlemek istiyoruz. Sorunlarınızı müsaade edersiniz. Başkanım, İlker'den bir şey yapayım. Buyurun. Bu karar olayına geçen Hüseyin Dardağ'ın ticaret alanı yönünde bir yol açılacak mıdır acaba? Bir de artı ben bu mahallede olmayarak Sarı Mahallesi, Muhat'ın yanındaki ve çay kenarındaki lambaları acaba ne zaman biter? Soldan başlayarak gideyim. Sarıoğlu'ndaki lambalar, Sarıoğlu'ndaki şey yaza kadar bitecek. En azından o İtalyan Köprüsü'ne kadar olan kısım yaza kadar bitireceğiz. Yazın size orada geleceğiz, ziyaret edeceğiz, çayınızı içeceğiz. İnşallah, bekleriz. Karayolu kavşağı da açılmayacak. Ben Cuma günü tekrar karayollarındaydım. Tanıdık buldukça devreye sokup randevu alıp gidiyoruz. Ancak en son Cuma günü gittiğimde kesin ve net bir şekilde oranın yakın bir dönemde açılmayacağının bilgisini aldık. Yani şey diyorlar, garajı taşıyın şehir dışına, garajın önündeki yolu kapatalım, orayı açalım diyorlar. Garaj daha deyince taşınmıyor yani. Garajı taşımak için yer bulacaksın, plan çizdireceksin, projesini çizdireceksin. Yani tek şansımız o kaldı. Şeyi garajı taşıyıp şey yapacağız. O kavşağı kapatıp, garaj kavşağını kapatıp Hüseyin Karadağ kavşağını açmamız gerekiyor. Çünkü garajın yanındaki kavşak kaldırmıyor. Çok dar yol. Oradan geliş geçiş kaldırmıyor. Şimdi orası çok tehlikeli. Ve bir de şehir dışında Kırkavası'nın yerinden dönüp gelince kadar bayağı uzun bir mesafe var orada. Bir şey olsa güzel olur. Açılsa fena olmayacak ama tabii yetkililerin gideceği bir şey yani. Karayollarının yaptığı bir iş, bakın ışıklar da hala takılmadı. Yılbaşına kadar söz verilmişti. Işıklar da takılmadı. Çok tehlikeli orası. Bilmiyoruz. Yani keşke gerçekten bizim elimizde olsa da yapabilsek bir an önce. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Sormak istediğiniz bir şeyler yok mu? Hiç eksik gördüğünüz şeyler? Reis Bey, bu tuvalete temizlik, bir gün, iki gün bir temizlik yapsınlar. Ben girmiyorum oraya pislikten. Tamam. Tamam, ben şey yapayım, temizletireyim. Yani içi sarı boyayla boylantıdır gibi yani, pislik yani. Bakın, biz oraya her gün bir tane bekçi de diksek, ilk önce kullananlar, halkımız temiz kullanacak. Ben temizlettireyim, hiç sorun değil. Ama her gün de temizletsek, tuvalet denmez yani. Düzgün kullanmadıktan sonra şey yok, ben hemen yarın temizlettiriyorum orayı. Davet temizliyor ama olmuyor tabii. Ben temizlettireyim bir kere, şey yapalım. Yani bir
Evimiz yapıldı. İlcan Bey'in de dışarıdan biri geliyor. Ne bu belediyelik? Yani gözü batıyor yani. Mehmet amca demiyor. Mehmet amca o kadar şimdi sen mevcutsiyorsun artık bu kadar. Başkanım sen öyle Mehmet amca'nın dükkanın içerisine... Dayayalım. Yani tuvalette görüyorum ben de aramda hiç bir şey yok. Çoluk çocuk olarak gelsin. Bak bu kahve biz çok ihtiyaç aldık. Bu belediyenin kahvesi. Şunu şöyle bir güzelleştirelim. Canlı, ayazlı. Belediye yakışıklı bir şey olsun yani. Tamam. Burayı meydanı düzenlemeye geldiniz o zaman burayı da elden geçirelim. 50 senelik, 70 senelik. Doğru. Birlikte aranızdayız. Bizim haftalık kahve çalışmalarımız oluyor. Her hafta bir ya da iki kahve geziyoruz. Bu hafta sıra Soğancılar Mahallesi'ndeydi. Bu gece de üç kahveyi de ziyaret etmiş olduk. Bu gezilerimizin amacı siyasi bir çalışma, seçim çalışması değil. Belediye ile halkın arasındaki diyaloğu güçlendirmek, kafamızda varsa soracağımız sorular, o sorulara cevap aramak, belediye yaptığı çalışmalar hakkında belediye başkanımız size bilgilendirmesi var. Bu tamamen sıcak bir atmosferde, samimiyet içerisinde yapılacak olan bir çalışmadır. Kafanızda ne varsa sorun, biz de cevaplamaya çalışalım. Direkt birinci elden cevaptır bu. Ya teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Başkanım hocam. Ben de size iyi akşamlar diliyorum. İlçe yönetimimiz ve belediye meclisi arkadaşlarımızla bu yıl kış ayı boyunca her hafta bir kahvemizi ziyaret etmeye düşüncesi geliştirdik. Bu buradaki amacımız yaptığımız projeleri sizlere kısaca anlatmak. Sizin de kafanıza takılan yanlış bildiğiniz veya doğrusunu öğrenmek istediğiniz şeyler varsa Şehler Kırı'na kapalı alan 950 metrekare, açık alan 1500 metrekare olan bir düğün salonu yaptık. Buradaki amacımız mahallelilerimizin, ilçemizdeki halkımızın gelip akrabaların, eşlerinin, dostlarının düğünlerine çocuklarıyla beraber gelip çocuklarının güvenliğinden hiç kuşkuları olmadan çocuk parkını da yaptık oraya. Güzel bir düğün geçirmeleriydi. Düğün salonumuz bitmek üzere. Herhalde bir ay sonra kapalı düğün salonumuz faaliyete geçer. Zaten yazlık düğün salonumuz faaliyete geçmişti. Onun haricinde Sarıoğlu Parkımız uzun süreden beri yenilenmemişti. Parklarımızın artık Atatürk Parkı, Sarıoğlu Parkı, Soğancılar Parkı'nın 3 parkında zamanında yapılmış ama artık dönemin ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Sizin de bildiğiniz üzere Soğancılar Parkı ilk açıldığında çok fazla rağbet görüyordu. Ama artık işletmeden de kaynaklanan sıkıntılarla artık hiç kimse gibi sadece düğünler yapılıyor arada sırada. Atatürk Parkı'nı ve Soğancılar Parkı'nda artık ele almamız lazım. Sarıoğlu Parkı'ndan sonra onlara geliyor sıra. Kalabak çayında ıslah çalışmasını uzun yıllardan beri yapmıştık. Ancak peyzaja geçememiştik. Gördüyseniz Hamidabat Mahallesi kısmında İtalyan Köprüsü'nden bu taraf Hamidabat oluyor da o yüzden. Orman içi mezarlığında taraf. Ve Sarıoğlu tarafında şeylere başladık. Çalışmalara başladık. Buraya kadar, Soğancılar Köprüsü'ne kadar Hüseyin Atatürk Köprüsü'ne kadar buraları yeşillendireceğiz, ağaçlandıracağız. Ailelerimizle beraber dolaşabileceğimiz bir yer haline getireceğiz.
Bildiğiniz gibi Soğancılar Köprümüz çok dar ve eskimişti. Onu da rahmetli Hüseyin amcamızın, Hüseyin Atıkan'ın katkılarıyla yeniledik. Herhalde şimdi artık ihtiyaca cevap veriyordur. Pazar yerimizle ilgili sıkıntımız vardı. Pazar yerimiz çok eskimişti. Çatılar uçmak üzereydi. Rüzgarda sallanıyordu. Pazar yerimizi olduğu gibi yıktık ve şimdi 5 dönüm kapalı alana sahip bir pazar yeri yapıyoruz. İnşallah Şubat ayı sonunda orada ailelerimiz veya bizler yağmurda ıslanmadan, güneşte de terlemeden pazarımızı yapacağız perşembe günleri. O pazar yerimiz hafta içinde hem otopark, hafta sonları da o mahallenin düğün yapacak, sünnet yapacak olursa onun yemeğini, sünnetini yapabileceği bir yer olarak tahsis edeceğiz. Ayrıca bir tane de sizin mahallenizde de birkaç tane ev Balıklar Kurumu tarafından koruma altına alındı. Bilmiyorum, biliyorsunuz Çin'de 22 tane ev koruma altına alındı. Koruma altına alınca bu evlere hiçbir şey yapamıyorsunuz. Balıklar Kurulu'ndan karar almadan hiçbir şey yapılamıyor. Ancak Balıklar Kurulu'ndan projeyle başvurduğunuzda istediğiniz her şeyi yapıyorsunuz, parasını da devlet veriyor. Biz bunu örnek olabilmek için bir tane koruma altına alınan evi Osman Efendilerin, Osman Efendi'nin evini Gültekinlerin babası Osman Efendi'nin evini satın aldık kendilerinden. Şevketiye Mahallesi'nde satın aldık. Şimdi devletten aldığımız parayı sadece biz projesini çizdirdik. Projeyi devlete onaylattırınca, valiliğe onaylattırınca bütün tadilat masrafını valilik veriyor bize. Onu başladık. Herhalde yaza kadar onu yetiştireceğiz. Oradaki amacımız hem bir kültür evi yapmak, aynı Kuvayi Milliye Parkı'nda yaptığımız gibi, hem de koruma altına alınmış ev sahiplerimize önder olabilmek. Yani bunların mağdur durumda kalmamasını sağlamak. Eğer onlar da bize gelip, biz kendimiz öğreniyoruz şimdi nasıl hiç para harcamadan o evin tadilattan geçirebildiğini. Eğer koruma altına alınan evleri vatandaşlarımız Çin'e belediyesine başvururlarsa biz örnek olacağız. O evlere de para çıkarttırıp bu evlerin de orijinal halinde restorasyonun yapılmasını sağlayacağız. Bu arada itfaiye binamızın yerini de değiştiriyoruz. İtfaiye binamız da çok eskimişti. Onu da eski bir fabrikamız olduğu yer, Evciler Mezarlığı'nın olduğu yere taşıyoruz. Günün şartlarına uygun itfaiye binamızı yapıyoruz. Araçlarımızı zaten bildiğiniz gibi daha önce yenilemiştik. Cenaze aracımızı yenilemiştik. Yeni kepçeler, itfaiye araçları almıştık. Binamızı da yenileyince inşallah uzun süre ilçemize hizmet verebilecek şekilde düzenleyeceğiz. Benim ilk başta anlatacaklarım bunlar. Sizin sormak istediğiniz her türlü ne varsa hepsine cevap vermeye hazırım. Buyurun. Muhtarın kahvesine oturduk. Buraya oturmadan önce şu meydanın vatandaşlarımız düzenlenmesini istediler. Soğancılar için nasıl hükümet meydanı varsa Soğancıların meydanı da burasıdır dediler. Biz de onlara söz verdik. Bu meydanımızı da düzenleyeceğiz. Bir tane tuvalet ihtiyacı varmış. Tuvaletimiz var ama biraz dışarıda kaldığı için galiba çok temiz değilmiş. Olmazsa buraya yakın bir yere de şu şeye bir tuvalet veya onu elden geçirelim. Artık bir bakalım. Haklısın o konuda hatalı. Başka soru sormak isteyen var mıdır? Kafasına takılan bir şey olan var mı? Bir şey var.
Şimdi başkanım, salondaki park çok güzel olmuş. En güzel olmuş, sağ ol. Yani teşekkür yapmışız ama bence biraz aşırı gitmiş. Bence. Bunu çoğu vatandaş da söylüyor. Yani o mahalleden vatandaş da söylüyor. Yani orası biraz çok aşırı lüksü kaçmış. Aşırı bir masraf edilmiş. Ben de gördüm yani ben çoğu zaman onu geçiyor benim zamanım. Birincisi o. Tamam. İkincisi çok güzel bir şey yapmışsınız. Yani böyle cenazelerde mesela kendi şahsına dair börek gönderiyorsunuz. Çok güzel bir şey ama yapan kimse bilmiyor kim yapıyor. Hiç hoş bir şey yapmıyor. Niye? Ben bir iki cenaze denk geldi. Açıyorsun. Tamam, ben o da bir böyle bir merkezi değilim yani. Ama o para oraya verilmişken adam hattını versin yani. Yani o börek tabanında hamuru görünmüyor yani. Belki şeyden, büyüteçten bakarsın gıyımı veyahut da suvanı görebilirsin. Yani çok güzel bir şey ama öbür taraftan konuşturup para veriyorsun. Yapmasın. Başka var mı? Soru başlıyor hocam. Bir de başkanım, şu bizim mahallede toprak olan yer var, iki sokak. O köprünün altından gelen sokak var ya, orası bayağı kullanılıyor. Musluğu başı. Geçmek için. Şimdi oraya siz, oradaki vatandaşlar demişsiniz ki, burası çay buradan, dere buradan geçecek demişsiniz. Derenin yönü değişecek. Evet, evet değişecek. Öyle bir şey demişsiniz ama yine orası yapılan da bir şeyler, şöyle bir düz değil de. Yani arabaların geçecek şekilde olması, tamam. Çay yapmanın da güzel bir şey tamam, olur yani. Tamam, oradan bayağı bir şikayet var oradaki vatandaşlarla. Tamam. Başkanım, bizim bu Cumhuriyet Köprüsü'nde Cumhuriyet Mahallesi her başka geldiği zaman yapacağız, yapacağız. Yolu saldıracağım herhalde olsun. O yapılacak, bakın köprüde de... Bir araba geldiği zaman geçmiyoruz. Arabalar çarpıştı geçiyoruz. Haklısınız, ilk yapılması gereken köprü o. Biz başladık. Yukarıda gittiğinde Hasar tarafında 4 tane köprü yaptık şu anda. Sıra orayı da yapacağız. Doğru aslında. Beklemiyor adam. Tam da sen bekleyin. Geçsin. Kendini çayı geçsin. Mehmet abi, şey ol, oy veriyorum. İlk önce, bir de çıkan esnaflara dağılmış her cenazede pideyi pide yapmak isteyen bir tane pide çifte şey yapıyorum. Ve her seferinde de değiştiriyoruz bunu. Her seferinde de uyanıyoruz. Düzgün yapmak şeydi ama yani kendi başına geçmiyor ama bir şeyim yok. Çin'e de esnaf, her seferinde değişik bir yere yapıyoruz ama senin gibi şikayetler alıyoruz. Başkanım, bunu şimdi siz her esnafı yapıyorsunuz. Şöyle indirebiliyoruz bunu. Hangi o zaman, hangi esnaf düzgün yapıyor? Düzgün yapmayan esnafı daha verme bu işe. Yani kalır. Sonuçta siz bunu para veriyorsunuz. Bedavaya yap, vermiyor. Yani. Belki biraz ucuzu yaptırıyorsun ama işini geliyorsa yapsın. O da evlat besin yani. Kontrol edin. İkinci soru, buradan şey, da Saroğlu Parkı bu kadar masraf etmek gerek miydi? Bu civarda Aydın, ilçelerin içinde bizim hiçbir yere tek kuruş borçlusu olmayan bir belediye. Ben o parayı Saroğlu Parkı'na veya Cumhuriyet Parkı'na geleceğiz. Arkadaşlar bir dakika dinleyelim ya. Arkadaşlar bir 5 dakika dinleyelim. Sarıoğlu Parkı'na harcadığımız paranın belki iki katını Cumhuriyet Parkı'na harcıyoruz. Ben Sarıoğlu Parkı'nı kendim kullanmak için yapmıyorum. Sizler kullanılsın diye yapıyorum. Kendi içime nasıl siliyorsa, kendi evime veya kendi bahçeme nasıl yapmak istiyorsam parkları da aynı şekilde. Çünkü o parklar bizim ailelerimizin ekonomik durumu çok yüksek aileler değiliz ilçemizde. Hepimizin gidip Marmaris'e, Kuşadası'na gezebilme, çocukların oraya gezdirme imkanı yok. Bakın Kuvayi Milliye Parkı'na da çok para harcadık. Ama ne oldu? İlçemizin en güzel yerlerinden birisi orası oldu. Eşlerimiz çocuklarını alıp yazın her gün akşam oraya gidiyorlar. Sarıoğlu Parkı da aynı o şekilde. Yani bizim Çile Belediyesi'nin bir yere ne SSK'ya tek kuruş borcu var, ne maliyeye tek kuruş borcu var. Ne yapacağım ben bu parayı? Kendim harcayayım. Halkımızı harcıyoruz. Tamam.
Tamam başkanım da şimdi bir Kuvayi Milliye Parkı'ndan bir Sanoğlu Parkı'nı kıyas edemezsin. Tamam Kuvayi Milliye yapılanmazsa yani Çin'in şeysi bu. Yani Çin'in herkes gider oraya. Biraz dışarı gelen bir Kuvayi Milliye gezmek ister. Ama bugün bir Sanoğlu Parkı'nı kimse gezmek istemez. O sadece oradaki Sanoğlu'ndaki insanlara hitap eden bir şey. Ama Sanoğlu'ndaki ben... insanların iyi yerlerde güzel sandalye, havuza ihtiyacı yok mu? Mutlaka var da o biraz aşırı olmuş. Başkanım hani güzel olmuş. Ya aşırı olsun. Sizler daha iyisine, sizler daha iyisine layıksınız. Yıllarca şey yapamadı başkanım. Her şey yapamadı. Giderden gitti ya. Niye geriye bir laf çıkıyor? Geriden başladı. Ya giderden gitti. Şurası giderden. Bu da güzel olmuş. Hiç sıkıntımız yok. Sonuçta şişeleme ticari işletme. Her ticari işletmeyi bir dönemlerde sen de esnafsın biliyorsun. Bir ay sıkışıyor, bir ay bir şey yapamıyor. Mevsime göre hiçbir şişeleme fabrikasında da sıkıntılı bir durum yok. Olmaz. Devletinden de olmaz. Olmaz. Orası bizim göz bebeğimiz. Orasına biz kendi evladımız gibi bakıyoruz. Hiç kuşkunuz olmaz. Ben kendim çalışıyorum. Evet. Bakın Allah razı olsun. Şimdi Raşit Kalkan da alıyoruz her seferinde. Çine'ye bir Çivi Kakan'ın adı kendisi rahmetli olmuş olmasına rağmen her toplantımızda ben teşekkür ediyorum. Şişeleme fabrikası Çine'nin bu duruma gelmesinde belediyenin şu anda ilçe belediyeler içinde bu kadar borcu olan bir belediye yok. Bundaki sebep şişeleme fabrikası. Oradan bir gelirimizin gelmesi, işçilerimizin birçoğunun orada çalışıyor olması. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Mehmet abi, Sarıoğlu'ndan daha güzel bir parti Soğancılar. Evet, başkanım diye bakacağız. Hani daha güzel yapılsın diye söylemedim. Daha güzel yapalım. Yapılmaz. Bak gerçekten huzurlu. Bence huzurlu. Bak bunu söyleyen çok Sarıoğlu'ndan bile çoğu vatandaş söylüyor bunu. İnsanlar yapılan hiçbir yatırım huzurlu değildir. Yani bana sorarsan öyle. Aslında ne yapalım bu paraları gidip başka şeyler mi yapalım? Evet. Daha güzel şeyler. Yapılır. Şu anda oranın bir yıllık daha kirası var. Bir yıl boyunca aynı şey içinde kalacak. Bir yıl sonunda tekrar ihaleye çıkacağız. Allah başkan oraya o şekilde yaptığınızı göre orayı biraz daha yüksek tutmamız lazım. Biraz daha. Mehmet abi zaten bizim kiralarımız ihaleyle. Sen giriyorsun. Aylık 200 lira veriyor. Başka birisi gibi 250 lira veriyor. Yani ihaleyle bizim orada bir şeyimiz yok yani. Talebetle şey yapıyor. Şimdi burada siz Çin'in içini dolaşıyorsunuz. Sokaklarına geliyorsunuz. Alın, abi. Dereler. Dereleri fark ediyorsunuz. Yani. Yollardan geçerken bu dereler kazıklar. Evet. Bakın rüzgar enerjisi üretmek için bir tesis yapıyor biliyorsunuz. Orada şirketin 4 ton arabasını geçmesi için şirketler doldurdular. Kamyonların geçmesi için yolları doldurdular. Evet. Şimdi biz bunları her gün geçiyoruz. Aşağı mahalleye gittiğiniz zaman, yeni mahalle tarafına gittiğiniz zaman traktör dahi geçemiyor dereler. Şimdi biz burada sürekli yaşıyoruz. Burası kendisi mülkidimiz. Kendi aracımızda geçiyoruz. Bir özel şirketin iki tane kamyonu geçecek diye kamyonlara geçemiyor. Özel dolgu yapıyorlar. Geçici bu olmasına rağmen ama biz hep burada yaşıyoruz. Bu çukurlara bir çözüm getirmeyi düşünüyor musunuz? Ben bunu geçen sene belediyeye gittim, dile getirdim ama pek ciddi ama aslında bu çiğne yetişmiyor. Misafirlerimiz geliyor. Her gelen hayret ediyorlar. Burası nasıl bir yer kardeşim? Siz burada nasıl geçiyorsunuz bu yolları? Şimdi kabul etmek lazım. Burası çiftçi bölgesi. Herkes lüks araba kullanamıyor.
Ben ikinci el araba kullanıyorum. Ben 10 sefer gidip geldim. 11. sefer sanayiye gitmek zorundayım. Çünkü civada kaldım. Bu içine dereler özel bir yakışıklı. Kasiter hakikaten de yakışıklı. İkincisi benim çok merak ettiğim bir şey var. Derler ki Çinliler yolun ortasında yürürler. Bu her yerde söylediğiniz ama ben şahsen üzülüyorum. İnsanlar, esnaf hala devam ediyor. Ayakkabıcı kadın yolun ortasına açıyor. Nalbur yolun ortasına açıyor. O kaldırımlar kamu malı. Yani benim normal vatandaşım malı. Dükkan sahibi malı değil. Kaldırım olmuyor. Bu Ege bölgesinde tek ilçe Çin'in. İnsanlar kendi çoluk çocuğuyla, eşiyle kaldırımda yürüyemiyor. Kaldırım olmuyor. Tek ilçe Çin'in. Uzun vade ne yapılabilir? Şimdi burada dükkan sahipleri %80'i Aydın'da oturuyor. Onun çoluk çocuğu burada yürümüyor. Akşam olduğu zaman Aydın'da düzgün kaldırımda yürüyebiliyor, alışverişe gidebiliyor. Ama ben bugün kendi çocuğumu, eşimi alıp da kaldırımda yürüyemiyorum. Yol ortasında gidiyor. Ve bu olay konusunda oluyor. Uzun vade ne yapılabilir o? Ben ilk önce... Ben sizden şunu rica ediyorum. Şu dereleri ne düşünüyorsunuz? İkisine birden cevap vereceğim. Teşekkür ederim. Ben tespitleriniz için çok teşekkür ederim. Çok doğru tespitler. Yani kesinlikle en büyük sorunlarımızdan iki tanesi o. Bir tanesi daha söyleyeyim ben size sorunlarımızdan. İçme suyu hattımızın yenilenmesi gerekiyor. Zaman zaman toprak su geldiği rastlıyorsunuz ne kadar şey yapsak da. En büyük üç sorunumuz bu. Yani Çin'in en büyük üç sorunu bu. Dediğiniz o kasisler... Ve ilgili olarak. Bu kasisler yapılırken biliyorsunuz kanalizasyon hattı döşendi. Kanalizasyon hattı döşendiğinde Çin'in her sokağına aynı anda girildi. Yani çok 23 tane taş döşeme ekibi varmış o dönemde. Ben bu görevlerde değildim. Çok hızlı bir şekilde kanalizasyon döşenip çamurdan kurtulmak için çok hızlı bir şekilde üstleri taş döşenmiş. Tabii ki o kadar hızlı döşenirken bazı yanlışlar yapılmış. Hem ucuza yapılması sağlanmış. Benden önceki belediye başkanımız Osman Aydın tarafından çok maliyetinin altında Çinli işçiler çalışmış bütün şeyinde. Ama bunların esasında profesyonel işçiler tarafından yapılması, müteahhitler tarafından yapılması daha uygunmuş. Ama o günkü her yere aynı anda girdiği için dediğiniz gibi o şeyler düzgün standartlara uygun yapılmamış. Ama şimdi bizim o taşları, bütün Çin'in içindeki taşları döşeme kaldırıp yeniden yapmamız gerekiyor. Çünkü eskidi. Bazı yerlerde öyle kasisler var, bazı yerlerde çukurlar oluştu, bazı yerler kırıldı. Yani bu yolların yeniden bir elden geçmesi gerekiyor. Ama diğer bir sorunumuz da su şebekesinin değişmesi. Şimdi biz kaldırdık taşları, yeniden döşedik. Bir sene sonra su şebekesini değiştirmek için bir daha kaldırırsak yazık olur. Bu para o zaman işte çok harcanmış olur. Çin'in belediyesinin parasına yazık olmuş olur. O yüzden biz İller Bankası'na proje çiziliyoruz. Şu anda proje çiziliyor. Yaklaşık 3 trilyon lira para gidiyor bu şebeke değişimine. Olduğu gibi şebeke. Tüm borularımız değişecek. Yeni P boru dediğimiz, P100 boru dediğimiz poliüretan borularla değişecek. Alın kaynak olan borularla değişecek. İller Bankası projeyi çiziyor. İller Bankası çizdiği projeyi yaparsak %50'sini hibe veriyor bize. O yüzden biz kendimiz başlamayalım diyoruz. İller Bankası'ndan gelen projeyle hibe olarak tüm borularımızı değiştireceğiz. Çeşmelerimizden tertemiz sağlayacak. Ondan sonra da yollarımızdaki taşları yeniden döşeyeceğiz. Günün şartlarına uygun ve o zaman kaldırımları da yapacağız. Kaldırımları yapmaya ilk çarşı merkezinden başlayacağız. Yavaş yavaş kenar mahallelerimize doğru geleceğiz. Ama tespitlerimiz çok doğru. Eksiklerimiz onlar. Yani insanlar çoluk çocuğuyla kaldırımdan yürüyebilecekler değil mi? Kaldırımdan yürüyebilecekler. Bunun sözünü veriyorum ben. Teşekkür ederim. Buyurun. Sormak istediğiniz ne varsa? Arkadaşlar bir tercüme söyleyin adama. Bir tane biraz söyleyin bak. Burada gelip söyleyin. Hayat gelmiş adam. Söyleyin işte. Biraz söyleyin. Birer metre daha yani keşke. Abi dün bugün bak daha kaldım daha yeni geçtim hocam şey yapacağım şöyle. 15 sene önce için 15 sene önce için neden köyde abi? Köyde 15 sene köyde. Evet, yani keşke yollarımız, tüm çarşı merkezindeki yollarımız birer metre, ikişer metre, üçer metre daha geniş yapılsaymış. Ama ne yazık ki biz elimizdeki hamur şey bu. Hiç kimsenin dükkanında yıkmak gibi, kesmek gibi şeyimiz olmadığı için buradan nasıl yapabiliriz?
elimizdeki bu şeyi nasıl değerlendirebiliriz, onun çaresi var. Evet, evet. Şimdi biz orada Emlak Bankası'nı kamulaştırdık. Orada kendi dükkanlarımız da var. Orayı yıkıp orayı meydan yapacağız. Altına da yerin altına otopark yapacağız. Üstü sadece havuz, yeşil alan, insanların oturacağı, dinleneceği meydan şeklinde düzenleyeceğiz. Orası belki biraz nefes aldırır çarşı içine. Özellikle otopark olarak yerin altı çarşı. Çok büyüyüm işte. Oraya bakın şimdi 20 tane arabalık park yeri yaptık. O bile birazcık orada şeyi aldı, trafiğin şeyini aldı. Rüzgar Bey, sahibi otursanız artık İçer ama. Hani içersin oraya. Ama. Hani içersin ama. Biz alışmışız ya. Akbank deşimiz varsa önden fark ediyoruz, oraya giriyoruz. Ama bu deşim hiç sorununuz yok galiba ya. Her şey iyi galiba. Sormadığınıza göre, eksiklerimizi uyarmadığınıza göre. Vallahi hayvan pazarımızla zayıf. Hayvancılığı bilmiyorum. Sen en iyisi nasıl kazanabiliyor musunuz para? Yani sen çarşı içindesin. Esnaf okulun durumu çok kötü. Şimdi çok kötü. Hiç göründüğü gibi bakmayın yani. Herkes göründüğü gibi değil. İçimiz boş. Hepimiz içi boş. Dışımız belki şey ama içimiz boş. Her esnaf. Evet. Çarşı Allah yetsiniz. Ne yapın? Cenab-ı Allah yardımcısı. Amin. 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 İnşallah hepimize yardımcı olsun. Ben zaten diye bir izleyemem. Kimden biliyor musun? Bankacılar diyor. Bankacılar rahatlar çünkü bizim paralarımızı alıyorlar. Değerlendiriyorlar ki bankacılar rahat. Öyle hepimiz öyle. Ben de bir şey yok. Sen bana takip edin. Sen girdin, çıktın, ben de geldim. Sen girdin, çıktın, ben de geldim.